Herkese selamlar dostlar. 25 ve 26 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Arkadaşlar toplamda ideal et mücadelemiz var. Temsilcilerimizin de mücadelesi var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettik. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle önemli bir duyurum var. Temmuz ayı gruplarımızı kapattık. Ağustos ayı için katıl telegram gruplarımızı aktif ettik, yeniledik. Zaten hem fiyatlar hem de içerik değişiklikleri oldu. Onları da yarın videosunda bahsedeceğim zaten. Onu da yarın takip edebilirsiniz. Ama zaten herkes açık Telegram kanalına ve normal katıl grubundaki arkadaşlarından anlattım. Bilgisini verdim. Ağustos ayı için katı Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Geçtim. İki adet maç skoru yarışmam var sizlere. Zalgiris, Galatasaray ve Fenerbahçe Zibru. Maç skorları ne olur? Bilenleri ayrı ayrı katı Telegram gruplarımıza alalım. Ağustos ayı boyunca tam bir aydan fazla var. 35 gün var neredeyse. Yorumlara yazın. Bilenler arasından birer kişiyi katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Hem katı telegram gruplarına gelmek için hem de bilenler benimle iletişime geçmek isteyenler varsa iletişim adresimiz instagramdan Kangal Bey olarak da doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Burada iletişimi hızlandırmış bir şekilde ben zaten doğrudan sizlere direkt dönüş sağlıyorum. Dün yüksek mislilerde iki tane yüksek misli verdik. Bir tanesi editör arkadaşımız Yido verdi. 500 misli olaraktan da. Zaten burada sadece ikimiz veriyoruz. Baskette o veriyor. Futbolda ben veriyorum. Ben de Young Boys mücadelesini verdim 500 TL olaraktan da. Mistik maçına ev sahibi 79.5 üst verdik. Başarılı bir şekilde çok rahat geldi. Young Boys maçına da maç sonu 1 ve 1.5 üst olarak değerlendirmesini aldık. Young Boys 90 artı 7'de attı sanırım golü. 2-1 kazanmasını bildi. Canlısını da yaptık. Yüksek misin amacı zaten burada bir kasa yönetiminin olması. Gelecek sezonda anlatacağım zaten yarın videosunda. Canlı maçlarda yüksek misli olarak önerilecek miktarlar yazaraktan da. Kupon odasında da aynı şekilde ideal ve maç önü kuponlarımız devam ediyor. Dün de iki tane verildi mesela. Onlar da başarılılar sonuçlandı. Futbol, basketbol o şekilde artık elimizde ne varsa ona göre analizleyip ilerlemeye çalışıyoruz. Sizler de zaten numara muhtem muhtemelen biliyorsunuzdur diyerekten de geçeyim. Canlı odasında da canlı maçlarımız verildi. Dün mesela güzel canlılar yakaladık. Birazdan ekrandan da göstereyim sizlere. Young Boys maçının mesela dakika 0 e, devrede 0-0. Maç sonu birini 1.71 gibi bir orandan önerdim. Geldi. No Shopping mücadelesi vardı. Onu da aynı şekilde önerdim. İki mücadelede şans eseridir ki biri 90 artı 3'te diğeri de 90 artı 7'de geldi. Ama önemli olan buradan bizimki kazanmamız ki. Oyun zaten bana onu gösteriyordu. Ona göre bir canlı verdim. Geçtim bunu da. Herkes açık Telegram kanalımız var. Açıklar ve açıklama ve yorumla kısmında zaten mevcut. Oraya da katılarak da ücretsiz ara ara tercihlerden de sizler de faydalanabilirsiniz. Oraya da ara ara tercihler attığımızda belirtelim. Şimdi hatta şöyle ekrandan da göstereyim. Dün neler yaptık? Dün mesela sizin maçı vardı. Yokohama bilmem, bilmem Japon takımıyla deplasman 3.5 üstü verdim. Derim ki isterse 5 atar. İlk yarı 2-2 bitmiş. Hop geldi. Ondan sonra dedim ki riskli bayistir ama deplasman 4.5 üstü de alalım. Dakika 74'te verdim bir bayisti. 90 artı ki de Haaland'ın attığı golle birlikte o da geldi. Burada bir maç önü var. Nor Shopping maçına maç sonu bir. O da geldi. Canlısını verdim. O da geldi Nor Shopping mücadelesine. iki tane 10 çektik. Young Boys mücadelesine de zaten dedim ki maç sonu biri verdim. O da geldi. Oradan basketlerimiz devam etti. Basket saat 8'de başladı. Onlar da geldi de, diyerekten de abi kazanç zaten bakidir. Özellikle canlı odasında yaptığımız hizmet yani kolay kolay bir yerinde yok. Hatta seviyesini de yükselttik dedim. 100 TL'den çok uyguna yapıyorduk ciddi anlamda. Çünkü öğrenciler de gelsin. Herkes zaten canlı başarımız vardı. onu 350 TL seviyesini çıkardık. Onun da bilgisini buradan da vermiş olalım. Sizlerden ricam dostlar. Videoyu atışlarınız like'lardır. Like'larınızı bekliyorum. Gerçekten bizler için like'lar önemli. Şöyle artı 200 seviyesine bir çıkalım ya hep birlikte. Bekliyorum like'larınızı. İlk mücadelem Zalgiris ile Bu maçın maçı konuda sizlere sorduk. Şimdi Zalgiris Litvanya ekibi arkadaşlar. Litvanya'da lig çoktan başladı. Son dönemlerde formda. Yani kendi ligine oranla formda olduğunu söyleyelim Zalgiris takımının. Fakat Galatasaray ile arasında gerçekten bir kalite farkı olduğu çok bariz belli. Galatasaray'da Icardi, Zaha, Bakan gibi isimler. Bu arada Zaha nasıl bir transfer çalımıdır ve. Varsa bir düşüncesi olan yazsın yorumlara. Yani ben son yıllarda hatırlamıyorum böyle bir transfer çalımı kesinlikle. Bir Tadiç belki ikinci sıraya girer ama zaham mutlaka birdir. Yani Beşiktaş'tan almak biraz daha şeydir. Beşiktaş'ta maddi sıkıntı var biliyorsunuz Ahmet Nur Çebi falan derken. Ama Fenerbahçe'nin elinden almak muazzam bir transfer çalımı ama çok fazla maaş vermişler bilmiyorum. Neyse yorumlara yazın siz. İki takım arasında gerçekten bir kalite farkı var. Ben burada Galatasaray'ın deplasmanda da olsa hücum hattında muhtemelen tek forvet olarak Zaniolo Zanio diyorum Barış Alper. Sağda Zaniola, or ortada Mertens, solda da Kerem oynayacaktır muhtemelen. Kadro muhtemelen bu şekilde. Gerisi zaten Nelson, Abdülkerim, Boe, Angelinho gibi isimler. Ben burada Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. Kalite farkını deplasmanda da olsa konuşturacağını düşünüyorum. Matsun 2'yi zaten öneririm bir 38 oran. Ama benim skor beklentim 2 birlik bir Galatasaray galibiyeti. Bu skora göre de handikap 0 yani tek farklı Galatasaray galibiyeti oranına 3 0 bir oranı var. O da zaten şurada görüyorsunuzdur handikap 0. Ona da değerlendirecekleri ekstradan bir önerimdir. Helsinki ile Molde karşılaşması. Helsinki ile Molde'nin son form durumlarına baktığımız zaman zaten biri Finlandiya diğeri Norveç ekibi. Molde'nin daha kaliteli bir ekibi olduğunu söylemek Doğru olur. Deplasman'da da zaten favori açılmış. Ve son dönemdeki performanslara baktığımız zaman da özellikle Helsinki'nin ve Molde'nin özellikle Molde'nin son dün maçını 5-1'lik mücadelesini izledim. Çok iyi oynadılar orada da. Ben buradan yine bir taraf riskine giderek Molde'nin galibiyetini bekliyorum. sonu 2-1-1 gibi orandan. Skor beklentinde 2-0-2-1 ayarında bir maç olacağından da ekstradan da Matsuni 2'nin yanına da sistemi atar mısınız bilmiyorum. Ama toplam gol aralığı 2-3 gol olaraktan da açmamışlar bile daha. Ben not almıştım ama açmamışlar. Dedim oranlara bakarak analiz yapmadığımdan dolayı açmamışlar ama ekstradan da 2-3 gol tercih de alınabilir. Sisteme atarsınız. Ama ben buradan Molde tarafına gideceğimi belirteyim. Zagreb ile Astana. Kazakistan ekibi Astana arkadaşlar. Zagreb de Hırvatistan. Zagreb'in ilk maçı vardı. Hajduk Split'le oynadı. 2-1 kaybetti. O maçta penaltı kaçırdı. Bu arada Petkovic, Lijakovic gibi isimler de sağdaydı. Transferi söz konusu olan bir isimlerdi. Lig başladı, mağlubiyetle başladı. Aslanla ile oynayacaklar. Takım aslında iyi oynuyor. O Hajduk maçında da iyi oynadı Zagreb maçı. Biraz takip etme fırsatım oldu. Bir 20 dakika kadar izledim o mücadeleyi de. Canlısı yoktu ama sıkıntılıydı yani MBS 2 falan açıyorlar önermemiştim canlısını. Zagreb'in ben burada kendi evinde kazanmasını bekliyorum ama kazanırken tarafa gitmeyeceğim burada. Ev sahibinde atacağı 2 gol yani ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.44 gibi oranı var. 1.45'ti 1.44'e düşmüş. Ben Zagreb'in kendi evinde hastaneye karşı turunik ayağında 2 gol atmasını bekliyorum kendi evinde. Ev sahibi 1.5 üstü 1.44 gibi orandan öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Servette ile Genk karşılaşması. Servette de sezonu açtı. İlk mücadelesinde iki tane maç oynadı sanırım. Bir tane mi? Bir, bir tane oynadı. 3-1'lik depresmanına galip geldi. Kadroya baktığım zaman da her iki takımda transferlerine baktım. Yani ne yıldızlar gitmiş ne de yıldız alınmış takıma. Genellikle kemik kadroyu koruyan iki ekip olmuş Servet ile Genk takımı. Tempo bir maç olacaktır, olacaktır zaten. İki takımda da tempolu maç oynamaya çok uygun. O yüzden gollere yönelmekte fayda vardı. Zaten ilk maç oldukları için burada da ne yapabiliriz ne edebiliriz diye baktım ben gollere gitmeye yöneldim. KG var bir 41 gibi orandan aldım değerlendirdim. Genk zaten bence kalite olarak bir adım daha önde. Ama Servet de oynamış olduğu tempolu oyun ve kendi liginde zaten sürekli bu tempo oyunu sürdürüyor. Böyle bir yapısı var. Karşı golleri getirecektir bence. Ayın 26'sındayız. 26'sında 3 tane mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedelim. Sizlerden ricamız videoyu açsanız like'lardır. 26 için hoş geldiniz diyelim. Şimdi 26'sında Hayfa maçı var. Valla ben şöyle bir şeye gittim. Yüksek orana gittim. Bakın. Makabi Hayfa bu takıma gol atar. Şerife gol atar. Tamam mı? Bunu alın. Bunu alın kenara, kenara bir koyun. Neden biliyorsunuz? Bakın Haifa takımı İsrail ekibi 4-4-2 oynuyor. Özellikle 9 numarası pirattı mı pirattı mı bir eleman var. Geçen yılda inanılmazdı bu yılda çok iyi başladı. O adama pozisyon yarattığın zaman bak nasıl kim biliyoruz mu Abu Bakar. Birine benzetsem olsam Abu Bakara benzetirim o isitle olarak. Kendi de böyle yani bitiricilikten ziyade kendi de pozisyonu yaratabiliyor adam. İnanılmaz bir forvet. Yapılı da güçlü de biraz. Ben burada Haifa'nın bir golüne güveniyorum. Burada Hayfa'nın bir golü oran açmışlar mı? Deplasman 1.5 Deplasman 0.5 1.22. Avrupa'da olacaklar altın. 1.38 1.40 vardır belki. Ama ben şöyle bir öneri yapacağım. Dedim ki yani Deplasman'ın golünü ben zaten bekliyorum. Dedim ki Şerif biraz önde başlarsa Hayfa takımı ilk yarıdan De Deplasman'da gol atar. Birinci yarı Deplasman 0.5 2.08 Tam 2.08. Ben burada sizlere bunu önermek istiyorum. 4-4-2'ye güveniyorum. İleriye topla atacaktır ki Hayfa takımı zaten maçta favori çıkmış. İlk yerden Hayfa'nın atacağı bir gol. 2-0-8 Alacağınız risk 2-0-8'dir. Değerlendireceklere bol şanslar. İsterseniz sisteme atın. Fenerbahçe ile Zimru ekibi. Zimru Moldova ekibi miydi ya? Aynen Moldova takımı. Zaten hiçbir şekilde oran bulamazsınız bu maça. Ben size oran düşmeden bir tane oran söyleyeyim. 1-39 İlk yarı 1'in bile oranı yok. 1-19 KG yokun oranı 1 11 Siz düşünün. Deplasmandan gol beklentisi yok. 0.05 falansa belki 0.02 falandır öyle söyleyeyim. Fenerbahçe tarafı buradan 4-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üst 1.39. Alacağınız ideal tercih burada Fenerbahçe'nin atacağı 3 goldür. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. 1.39 bu oran daha da düşer. Fenerbahçe Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada zayıf rakibiyle ben en az 3 tane gol atmasını bekliyorum. Daha yüksek bir oran isteyen varsa şu an açık değildi. Diğer seçeneğinde ev sahibi her iki yarıyı kazanan oranı muhtemelen 1.61 civarı 1.62 civarı olacaktır. Bunu da ekstradan değerlendirmek isteyenlere öneririm. Fenerbahçe parçalar yani rakip çok zayıf. Ludogoretsle ile karşılaşması. Şimdi Ludogorets kendi evinde güvenebileceğimiz bir takımlardan bir tanesi. Fakat takım biraz, rakip biraz bu sefer sağlam ve sürprize açık bir mücadele bence. Ludogorets'e son maçta güvenmiştik ki yüksek misli yapmıştık. 4.5 altına 1 olarak değerlendirdik. Kazandı. Şimdi benim önerim burada arkadaşlar. Yüksek orandan gitmektir. Skor beklentim 2-1 ayarında ama deplasmanın sürpriz yapma ihtimali var. Oynadığı takım ve oynadığı ürün. Oynadığı ürün diyorum bak reklam geldi. Neyse. Oynadığı oyun kaliteli bir oyun. Ne oynadığını bilen bir takım. Ben de geçenlerde izledim bu elemelerde. Canlısını yapacağım derken. Toplam gol aralığına gittim. Gel gör ki açmamışlar. Gel gör ki açmamışlar. Açacaklardır. 2-3 gol baylar. Tek tercih 2-3 gol. 1.76 açacaklardır muhtemelen. Açılacaktır. Dediğim gibi oranlara bakarak analiz yapmadığımızdan Henesine de açmamış ama açacaktır buna 2-3 gol tercihi. Bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettim. Sizlerden önce videoyu açsanız like atın. Like'larınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.